Sevgili Beylikdüzü Komtere, Lonca Medya izleyicileri, Beylikdüzü Dostluk Platformu olarak kuruluşumuz hakikaten güzel ikramlarla bu geceye imza atıyor. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda ziyaretçilerimizle söyleşilerde bulunuyoruz, değerli ziyaretçilerimizle. Bunlardan bir tanesi de görüntüde kendisi, anımsayacaksınız. Gülpınar'ın kurucu belediye başkanlarından, belde belediye başkanlarından, eski belediye başkanlarımızdan Beylikdüzü'ne gerçekten hizmetleri geçmiş değerli bir başkanımız var. Sayın Velettin Küçük Başkan'la beraberiz. Kendileri dostluk platformumuzun bulunduğu ikram yerine ziyarette bulundular, sağ olsunlar. Bir iki sorumuz olacak başkanım. Şöyle dönerek soracağım. 15 Temmuz günü, gecesi duygularınızda ne oldu? Yani nasıl bir duygular hissettiniz? Valla şimdi 15 Temmuz gecesi ilk haber aldığımızda işte Boğaz Köprüsü'ne tankların geldiği, acaba insanlar bir terör olayı mı var gibi birbirlerine telefonlarla sormuyor. Ama ben o aşamada Mehmet Metiner milletvekilimizi aradım. Arar aramaz telefonda bana söylediği söz, bu FETÖ çetesi bir darbe girişiminde bulunmuştur. Tüm eşi dostu toplayarak, gerekiyorsa elinizde silahlarınızı alarak sokağa dökülün, bunlarla sonuna kadar çatışacağız diyerek bir mesaj vermişti. Biz onun üzerine sokağa çıktık, havaalanına gittik, Boğaz Köprülerine gittik. Tabii bu olay çok vahim bir olay ülkemiz için. Çok kötü bir olay. Şu anda bu işi atlatmış gibi gözüküyoruz ama şunu bu milletin çok iyi bilmesi lazım. Sadece bu olayla ilgili değil, yani milletimiz hafızalarını tazelemesi lazım. Biz çocuktuk. O zamanları Alevi Sunni diye bu milleti birbirine düşürüp bu milleti bölmeye, parçalamaya çalıştılar. Başarılı olamadılar. Daha sonra sağ sol deyip bu çocuk insanların çocuklarını aynı evde kardeş kardeşe, anne babaya düşman oldu. Bu şekilde bunu yine başaramadılar. Ülkeyi parçalamayı, bölmeyi. En sonunda 40 yıldır ülkede din adına birçok insanlarımızın, herkesin yardımcı olduğu, destek olduğu, hatta okulları yurt dışlarına gittiğinde işte Türk bayrağı, Türkçe eğitimler verildi, gurur duyduğu, 40 yıldır dış güçlerin yetiştirdiği bir çetenin, bir terör örgütünün bu şekilde ülke üzerinde oynadığı oyun çok vahim. Yani bunu akıl alacak gibi değil. Ülkenin her yerine sızmışlar 40 yıldır. Görüyoruz hep beraber şu anda. Ülkenin sızmadıkları yeri yok. İş adamları mı arıyorsun, dernekler mi arıyorsun, vakıflar mı arıyorsun, dinayet mi arıyorsun? Sızmadıkları bir netice kalmamış. Şimdi yıllardır hep ben şunu söylerim. Derim ki insanlarımıza, ya Türkiye'yi yönetmek dünyada en zor ülkelerden biridir derim. Bizim insanlarımız hep böyle şey diyor. Niye, niçin? Yani niye bu kadar ülke var, yani biz niye? Çünkü biz Osmanlı'nın kalıntısıyız. Osmanlı'nın bir torunlarıyız. Dünyaya 600 yıl hükmetmiş bir Osmanlı'nın çocuklarısın. Tekrar erinde gecinde bu millet ayağa kalkacak, bu millet güçlenecek. Tekrar o günleri yaşarlar diye tüm dünyanın ülkeleri, seni istemeyen İslam ülkeleri dahi, Hristiyan alemi dahi, hepsi senin büyümemen için, tekrar o şeyi yakalamaman için seninle mücadele ediyor. Yani bunu bizim insanımız kafasından, beyninden hiç çıkarmamalı. Yani bugünkü şey geldi, geçişecek. Hayır. Belki bundan daha ağırları bundan sonra gelebilir. Belki daha birbirine düşürmek için çok türlü dezgahlar oynanabilir. Yani milletimizin uyanık olması lazım. Milletimizin birbiriyle uğraşmayıp topyekun kaliteli eğitim, iyi eğitim alarak bu ülkeyi nasıl büyütürüz, nasıl birlik beraberlik içinde oluruz, bu ülke nasıl büyür de bize bugün ekonomik olarak öbür türlü parçalı bölmek isteyenlere karşı nasıl dik dururuz, bunun mücadelesini hep beraber vermek zorundayız. Aksi takdirde eğer biz birlik beraberlik içinde olmazsak, bizi bir parçaları bedellerse bir Suriye, bir Irak oluruz. Bu ülkenin, bu milletin de gidecek başka bir memleketi yoktur. Onun için
halkımıza, insanlarımıza çok müthiş bir görev düşüyor. Yani sen sağcısın, sen solcusun, sen Alevisin, bırakıp biz Türkiye'yiz deyip bu ülkelerle mücadele etmemiz lazım. Ben bu ülkenin, bu insanların bunu başaracağına inanıyorum. İnşallah gelecek aydınlık olacak. Şimdi Sayın Başkanım, arada bir izliyoruz. FETÖ örgütü, Fethullah Gülen, 14 Ağustos'la ilgili ayın 14'ünü bekleyin. Belki böyle bir duyumu aldınız siz de. Az önce sözlerinizde dediniz ki her zaman için uyanık ve dikkatli olmalıyız. Yani bu cüret gösterici bir tehdit. Bunu duydunuz mu ya? Böyle bir şey. Bu 14'ünde falan o tweet atmalara çok kulak asmamak lazım ama tedbirli olmak lazım. Çünkü onlar şu anda FETÖ'nün kendi işte çok hareket edeceği kısa sürede öyle bir şey olmaz ama dış güçler destekliyor. Yıllardır zaten destekledi, büyüttüler. Dış güçlerin desteğiyle tekrar toparlanan 156 ülkede okulu var. Yani buna göre hesap edeceksiniz. Yani 156 ülkede bugün okulu, eğitim verdiği kurumları var. Amerika'da öyle. Yani basite alınacak bir örgüt değil. FETÖ ilkokul mezunu hiç kaleye alınacak bir adam değil ama arkadaki bunu yöneten üst akıl teşkilat önemli. Yani bu koca ayağıyla bizim insanımızı, Müslümanları kendine bağlayarak ama asıl perde arkasındaki güç dış güçler. Yani kim ne derse desin bu açık açık belli. Açık açık artık ortaya çıkmış durumda. Onun için de bizim insanımızın benim şeyim şu. Yani birlik beraberliğinden vazgeçmeden biz topyekün birbirimize destek olarak, devletimize destek olarak ülkemizi ayakta nasıl tutabiliriz onun mücadelesini vermemiz lazım. Aksi takdirde bunlar bitmeyecek. Yani bunlar bitecek, geçecek, biz çok rahat edeceğiz diye bu milletimiz hiç şeye kapılmasın. FETÖ biter, başka bir şey başlar. Nasıl yıllarda başlıyor, devam ediyor. Ama biz millet olarak inşallah bu millet o şuura erişti. İnsanlarımızı işte gördük yani. Bir anda sokağa dökülüp bir anda insanlarımız demokrasi savaşını verdi. Bundan sonra daha da iyi örgütlendi, şey oldu. Ben bundan sonra biraz bu Avrupa'da, Amerika'sında, dış dünyada Osmanlı'dan beri bize düşman olanlar da bundan sonra bunu başaramayacak inşallah. Sayın Başkanım, son bir sorum olacak. Şu an söyleşi yaptığımız bu mekanda, bu mekanı anlatmak isteriz tabii ki. Burası Beylikdüzü Dostluk Platformu. Şehitlerin ruhlarına içimizden geldi. Lonca Medya olarak biz de mensubuyuz. Çok değerli mensuplarımız var, arkadaşlarımız var. Tabii ki temel düşüncemiz birleştirici unsur. Az önce ifadenizde dediniz ki ülke olarak birleşmeliyiz. Bu dış mihraklara karşı hakikaten uyanıp durmalıyız dediniz. Biz de böyle bir oluşum yaptık. Zaten bu oluşum bu kalkışmadan önce yapılan, geçen sene yapılan bir oluşumdu. Bununla ilgili düşünce ne olabilir? Yani kendimizi tanıtmış oluruz. Belki daha önce duymadınız ama dostluk platformumuza tekrar hoş geldiniz diyoruz. Böyle de bir durumumuz var. Tabii arkadaşlarımız ülkemizin her yerinde. Sizlere de ben teşekkür ediyorum. Bu girişimi yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kendilerini kutluyorum. Çok güzel bir oluşum, bu uygulama oluşmuş. Aslında ben bir karavanla böyle bir şey düşünüyordum. Farklı bir şey düşünüyorduk. Ama ben annem rahatsız oldu. Bir hafta önce Ordu'ya gittim. Onun için bu akşam geldim. Ama sizleri kutluyorum. Bizim düşündüğümüzün daha güzelini sizler yapmışsınız. Canı gönülden biz de söyleyelim. Evet. Platform adına söyleyelim, mensup olarak söyleyelim. Hoca medya olarak da söyleyelim. Sizi de bu platform içerisinde görmek isteriz. İnşallah. İnşallah. Ne zaman nasıl diyerseniz ben platformun içinde olurum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.